Aksa, Aksa mescidi, Aksa Müslümanlar el ele hep sana Aksa. Vazgeçmem senden, vazgeçmem asla. Emiracım merkezi mescidi, Aksa, Aksa. Özgür Filistin! Özgür Filistin! Özgür Filistin! Özgür Filistin! Özgür Filistin! Filistin! Özgür Filistin! Özgür Filistin! Filistin, özgür Filistin, özgür. Bırakıldı. Ricamız biraz daha arkaya doğru kayar mısınız? Bugün bu meydan çocuklarımızın, bu meydan çocuklarımızın sloganlarıyla inleyecek. Hoş geldin şehit Nur Mervan, şehit çocuklar. Hoş geldiniz Filistinli çocukların arkadaşlarımız. Biz çocuklar, öldürülen çocukların sayısı. Buradan Filistin'in özgürlüğü için ses verdi. İnşallah sesimiz Gazze'den özgürlük mücadelesi 100 yıl önce verdiğimiz zaman. Son verebilmek adına buralara koştunuz geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün sözde 25 Kasım Kadına Şiddeti Önleme Günü, Uluslararası Kadına Şiddeti Önleme Günü. Buradan Amerika'ya ve İsrail'e sesleniyoruz. Bırak kadına şiddeti. Filistin'de kadınlar ve masum çocuklar katlediliyor. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz?
Ukrayna-Rusya savaşında 20 ayda 510 tane çocuk ölmüş. Kıymetli kardeşlerim, Filistin'de, Gazze'de 45 günde 5000'den fazla çocuk öldü. İki tane fok balığı buzullarda mahsur kaldı diye, bir tane sokak köpeği yaralandı diye ortalığı ayağa kaldıranlar, maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. Değerli kardeşlerim, o yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada her an sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli. Zannetmeyin ki ben alışveriş yapmayınca bu iş hallolacak mı? Evet, hallolacak kardeşim. Herkes evinin önünü temizlerse mahalle temiz olur. Herkes mahallesini temizlerse şehir temiz olur. Şehirler temiz olursa ülke temiz olur, dünya temiz olur. Dolayısıyla sadece ben mi demeyeceksin? Bu konuda protestonu, duruşunu ortaya koyacaksın ve Allah'ın izniyle göreceksin ki o zaman nasıl İsrail ve Amerika bundan vazgeçecek? Siz hiç düşündünüz mü? Bu katliamın daha ikinci gününde ayakta durmaya hali olmayan Amerikan Devlet Başkanı Biden İsrail'e gitti değil mi? Can tehlikesine rağmen İsrail'e gitti. Ve yine dünyanın süper güçlerinden birisi olan Almanya'nın Başbakanı Scholz bu sorunun üçüncü gününde İsrail'e gitti. Acaba hangi güç onları oraya götürdü? Kıymetli kardeşlerim, oyun gerçekten büyük. Allah'a hamdolsun. Siyaset adına söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyada sadece tek bir lider bu konuda bir duruş sergiliyor. Ve her ortamda sporcusunun, sanatçısının, velhasıl tüm vatandaşlarının eylem yapmaktan çekindiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda üzerine basa basa bu konuyu ifade ediyor. Dolayısıyla ülkemizden çıkan ses çok önemli. Bursa'mızdan çıkan ses çok önemli. Tekrar menfaatsiz, beklentisiz, Allah rızası için, oradaki kardeşlerimiz için, onların özgürlükleri için, buraya geldiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Gönüllü kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri organizasyonlara destek vermek bizim boynumuzun borcudur diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İsrail'i lanetliyorum, kınıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Oyuncaklarınız, o gülen yüzleriniz nerede? Dumak giden uçaklarınıza gökten yağan ürün müdür yoksa? Siz bisiklet oynamayı düşerken, sokundaktaki bebekler ölüme uyunurken ve toprağa verilen çareler. Mete Nasrullah! Mete Nasrullah! Ağzımı koydum. Sanki bir yer altında tek sahil gözüm içinde. Kaçın! Müslüman'a selam diyordu. Tek bir! Allah'a emanet! Tek bir! Kör gecelerden, bir gecelerden, bir sabah gel, bir sabah gelecek kardan aydın. Filistin'in özgürlüğü.